Görüntülerde külliye üzerinde uçan çok sayıda helikopter göze çarpıyor ve Cumhurbaşkanlığı korumalarının Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanı Ramazan Bal'ın talimatıyla alçaktan uçan her türlü helikoptere ve uçağa yaptıkları atışlar, ateşler gözüküyor görüntülerde. Tabii F-16'larda darbeci askerlerin millete karşı kullandığı savaş uçakları da o gece semalardaydı. Bu görüntüde yeni termal kameradan çekildi. Millet Camii'nin üzerinde uçan alçak uçuş yapan bir F-16. Talimatla birlikte daha darbe olduğu anlaşılmadan, bunun bir kalkışma olduğu anlaşılmadan korumalar bir talimatla bir araya geldiler, toplandılar. Bir saat içinde 750 koruma geldi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ve burada da silahlar, uzun namlulu silahları alırken görünüyorlar depolardaki silahları ve görev başına geçtiler. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi hedef olmasın, korumalar hedef olmasın diye karartma uygulandı ve o karartma talimatları da telsiz konuşma yansıdı burada. Verilen talimatlar var. Kesinlikle yabancılara külliyenin kapılarını açmayın, elektrikleri kapatın ve görevinizin başında olun. Tabii tehlike içeriden de olabilirdi o gece. Cumhurbaşkanlığı muhafız alayının koridorları buradan. Asansörler çalışmasın diye önlem aldılar. Damacanalar yerleştirdiler ve Cumhurbaşkanlığı muhafız alayının depolarını kapılarını kırarak girdi korumalar. O depolara silahlara el koydular ki alaydaki askerler, darbeci olabilecek askerler o silahlara el koymasın, millete doğrultmasın diye. Yine Cumhurbaşkanlığı avlusunda görev başına gelen korumalar, yaşanan hareketlilik gözüküyor. Bir saat içinde 750 koruma toplandı dedik ve burada da bir helikopter, bir Sikorsky helikopter, düzeltiyorum, Kobra helikopteri o gece külliyenin avlusuna iniş yapmak istedi ve Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi'nin talimatıyla korumalar yerden havaya ateş açarak o helikopterin inişine izin vermediler. Burada da iki tanesi gözüküyor. Sivil kıyafetliler. Çünkü istirahatteyken evlerinden çağrıldılar. Külliyeye getirildiler. Burada da bir nolu kapının önünde korumalar yine havadan kendilerine açılan ateşe karşılık veriyor ellerindeki uzun namlulu silahlarla. Tabii burada da bir çöp kamyonu var. Belediye de çok sayıda iş makinesi ve kamyonu külliyenin etrafına yollamıştı. Kendilerine siper aldılar ve havaya ateş açtılar. Havadan umduklarını bulamayan darbeciler 6 tane tankı külliye çevresine gönderdiler. O tankı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla birlikte, korumaların işbirliğiyle birlikte halk külliyenin çevresinde toplandı ve o tanka işte böyle karşı koydular. Burada da darbecileri taşıyan bir askeri araç var. Ellerinde ne buldularsa fırlattı halk o araçlara. Kimi dubaları fırlattı, kimi yerden aldığı taşları fırlattı ve darbeyi engellemeye çalıştılar. Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin üzerine darbecilerden ele geçirilen bir Bixi ağır makineli silah yerleştirildi ve o silahla da ateş açıldı helikopterlere. Burada da gözaltına alınan darbeciler gözüküyor Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından. 3 rütbeli 6 darbeci gözaltına alındı o gece külliyede ve o görüntülerde ekrana yansıdı. Darbeciler iki bomba attılar külliyeye. Biri Jandarma Genel Komutanlığı'nın oradaki yol kavşağına, diğeri de Millet Camii'nin hemen önüne atıldı. Ve işte o atılan bombayla birlikte 29 şehit verildi o gece külliye çevresinde. Burada da yine Cumhurbaşkanlığına inmeye çalışan bir helikopterin, Devlet Konuk Evi'nin oradaki ağır makineli silahlarla açılan ateş sonucu etkisiz hale getirilmesi gözüküyor. Burada da Millet Camii önüne atılan bomba ve orada darbeye direnen halk yaralandı, gazi oldu, kimi şehit düştü. 29 şehit verildi o gece Cumhurbaşkanlığı külliyesinin etrafında. Sabaha karşı saat 6 suları son bombadan önce işte Cumhurbaşkanlığı korumaları bu şekilde helikopterlere, uçaklara ateş açtılar. Ağır makineli silahlarla karadan havaya doğru ateş açtılar. O gece tüm personel görevi başındaydı. Darbe girişimi bu şekilde önlendi. Burası Cumhurbaşkanlığı'nın garajı. Getirtilen silahlar korumalara dağıtıldı. Emniyetten getirilen silahlar korumalara dağıtıldı. Ve silahlanan korumalar külliyenin avlusunda, kritik noktalarında, kapı girişlerinde görev başındaydı.
vardı. Bu şekilde darbecilerin kullandığı helikopterlere ateş açtılar. Karadan havaya doğru ateş açtılar. Darbe girişimini canları pahasına önlediler. Görüyorsunuz sivil kıyafetliler. Çünkü evlerinden çağrıldılar. Burada da gözaltına alınan 6 darbeciden ikisi gözüküyor. Başlarında bir Cumhurbaşkanlığı koruması bekliyor görüntülerde.